Hazırlığını tekrar saygıyla selamlıyorum. İşin doğrusu kendime bir haksızlık yapmak üzere buraya çıktım. Bak bundan emin olun. Küçük çekmeceye ve küçük çekmecelere saygı açısından. Normalde teşekkür edip buyurun deyip inmem lazım. Neden böyle? Çünkü 6 ay önce küçük çekmecede Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönetiminin ne yaptığına bu saydıklarınızın tamamına vatandaş kararını verdi. Ve farkındaysanız bu konuyla ilgili de ilk defa cevap veriyorum. 5,5 yıl buna cevap vermedim ben. İlk defa veriyorum. Vatandaşın kararını size ilk defa hatırlatıyorum. Hem de çok güzel bir cevap verdi. Dedi ki Cumhuriyet Halk Partisi, en küçük çekmece ve beni yönetenler size 2019'da bir yetki verdik. Ve bu yetkiyi idareli verdik. Yani %6 farkla verdik. Ama sizi gördük, şimdi bunu %14.2'ye çıkartıyoruz dedi. Bir diğeri, teşekkür etmek çok hakkınız. Buna hiçbir itirazım olmaz. Ama olan yer şurası, Sayın Aziz Yenay'a vatandaş söyleyeceğini söyledi. Ne yaptığını, nereli yaptığını vatandaş söyledi. Bir öğrenimde çok memnundu vatandaş. O gölün kenarında oynaması gereken o yerde çocuklar olacaktı ama o yüksek ucu ve bina oldu. Onun için cevap verdi. Başka nerede verdi bu cevabı? Bununla ilgili saydıklarımla ilgili Küçükçekmece'de bir tane benim dönemimde ya şu da olmadı be başkan. Bu çekmeceye yakışmadı. Küçükçekmece'mizin bu kentin geleceğiyle ilgili hiç olmadı diyebileceğiniz bir şey sizin açınızdan söylüyorum. Hakikaten yokmuş. Söyleyemediniz çünkü. Ama ben size bir örneği söyleyebiliyorum. Ama ben size Stadyo 24'ü söyleyebiliyorum. Ben size İstasyon 24'ü söyleyebilirim. Ben size Airport 24'ü, Halkalı 24'ü, Atakent 24'ü, Arena 24'ü, Express 24'ü, Marina 24'ü, Prestige 24'ü, Başakport 24'ü, Merkez Halkalı ve Filat 24'leri söyleyebilirim. Ve şimdiye kadar da hiç söylemedim bunları. Ben söylemedim diye bunlardan hiç haberimiz yok. Aa ne güzel, herhalde unutuldu. Herhalde öyle düşündünüz ki unutulmaz. Gerçekten unutulmaz. Bir belediye başkanı kenti idare etmez. Bir belediye başkanı gölü kurtaracak işler yapmaz. Bir belediye başkanı hizmeti yaparken kenti 50 yıl sonrasında düşünür. 40 yıl sonrasında düşünmek ve planlamak zorundadır. Bakın bugün Çekmece'nin en eski yerleşim bölgelerinden ve en güzel yerleşim bölgelerinden Fatih Mahallesi'ne girmek için akşamları 1 saatte 2 kilometrelik yolu ancak gidiyorsun, sabahları 1,5 saatte ancak çıkıyorsun. O 15 katlı binaların yüzünden. Bilirlik örnek gösterilerek 15 katlı binaların yüzünden. Bugün ben vermiyorsam, bunun için mücadele ediyorsam, oylarımın azalmasını göze alıyorsam kendim 30 yıllık, 40 yıllık, 50 yıl sonrasını düşündüğüm içindir. Düşünmek zorundayım. Bana bir tane ya bu bozuldu, bu da buraya olmazdı diyebileceğiniz bir proje var ise lütfen gösterin özür dilemesini, kendi yaptığım ihanetten dolayı özür dilemesini bilen bir insan. Şimdi gelelim şu iki taştaki
gerçek mi İzdeki? Çok anlattım ben bunu ama ya rica ediyorum bir hesap makinesiyle şu oturup şu küçük çekmecede çalışan personel sayısını bir hesaplayalım yahu. Yani her seferinde aynı şeyin üzerinden yürümek belki benim açımdan iyi çünkü söyleyecek başka bir şey yok ama durdurmadığını söylemek istiyorum ya. Şimdi 3790 öyle değil mi? Özellikle bu yukarının duymasını istiyorum. 3790 kişi. Öyle mi? Peki biz kaç kişiyle devraldık burayı? Bakın şuradan size söyleyeceğim. 3638 kişiyle devraldık. 2019 1 Nisan tarihinde 2638. Yani fark 5,5 yılda 1152. Çıkardığınız zaman o. Peki 400 tane projeden vardı. 400 kişi çalışan temizlik işlerinde 400 kişi çalışıyordu ve onların maaşları İşkur üzerinden ödeniyordu. Bir projeydi. Keşke olsa, keşke devam etsin. İşkur üzerinden ödeniyordu. 1152'den 400'ü çıkartırsan 752 kişi. Şimdi 5,5 yılda artış 752 kişi. Peki bu artış nasıl olmuş? Bir hesaplayalım bakalım. Geçmeyeyim şu 65 yaş üzeri çalışanlar dediniz. Gerçekten onu bilmiyorum. Ben de sizin şeyinizde takip edeceğim. 65 yaş üzeri yasa gereği olmaması gerekiyor. Olduğunu da zannetmiyorum ama herhalde bir yanlışlık olmuş. Maddi bir yanlışlık olmuş olabilir. Şimdi bakın. Bir. Gelir gelmez ilk işimiz aş evini kurdum. Dışarıdan yemek alma işini bıraktık. Orada insanlar çalışıyordur. Yani taşöre etmedik. Yani bugün Küçükçekmece içerisinde sıcak yemek için ihtiyaç sahiplerine kendi aş evimizde pişirip kendi araçlarımız ve kendi personelimizle dağıtıyoruz. Yetmedi. Ağaç budama, çim kesme, bahçe mobilyaları üretimi, matbaa, çiçek üretimi, sera, bunların tamamı Küçükçekmece Belediyesi bünyesinde belediyede çalıştırdığımız insanlar sayesinde, personel sayesinde oluyor. 7-8 tane taşöre etmediğimiz, ihaleye çıkartmamış olduğumuz işlerin için personel aldık, yarı fiyatına mal ediyoruz bunları biz. Yarı fiyatına mal ediyoruz. Dolayısıyla bunlar için çalışan personeller. Değerli arkadaşlar, bütün bunları hesapladığımızda üzerine şimdi şunları koy. Herkesin elini vicdanına koysun. Bak 7-8 tane içeriye aldığımız belediye bünyesinde ağaç bulamasından kent mobilyalarına bilmem nesine kadar. Bunları sayalım. Şimdi bir de 13 tane kreş, 4 tane halk market, 4 tane taziye, 2 tane gençlik merkezi, e-spor merkezi, kadın aile müdürlükleri, strateji müdürlükleri, sporla ilgili diğer sahalarımız, yeni ilave ettiğimiz sahalar, ki biraz sonra onların sayılarını vereceğim. Sahalar. Buna benzer ya 40'a yaklaşmış 5 yıl içerisinde hizmet binaları. Değerli
başkanıydım Özlem Hanım. Yanlış hatırlıyorsunuz. Bu ilçede hayvan rehabilitasyon merkezi sıfırdan benim dönemimde yapılmıştır. Bir yanlış anımsamanız var orada. Onu biraz düzeltin. Sadece 40 kişi çalışıyor orada. Sadece orada hayvan rehabilitasyon merkezi yoktu. 800 bin nüfuslu bir ilçede olmaması ayıptır diye ilk yaptığım yer, ilk başladığım yer orası benim. Hayvan rehabilitasyon merkezi. İlk orayı açmadım. Orası biraz uzun sürdü. Ben bir kreş açtım ilk olarak. Ama küçük çekmecede bizim dönemimizde sıfırdan başlayarak yapılmış rehabilitasyon, hayvan rehabilitasyon merkezidir orası. Yani ben şimdi buna ne diyeyim ya? 40 kişi sadece orada çalışıyor. Şimdi 5,5 yılda bu saydığım 40 küsur tane hizmet binası. 40 küsur tane hizmet binası. 2 tane çok amaçlı bina yaptık. İçerisinde 7-8 tane hizmet verebileceğimiz yerler var. Dolayısıyla burada insan çalışacak. Eğer 5,5 yılda 700 küsur artış, yani 7-8 tane hizmeti içeriye alacaksın, daha az masraf için yaklaşık 40'a yakın hizmet binası açacaksın, 700 kişiye çok diyeceksin. Vallahi bir şey demem ben bunu, bestir. Eğer siz bunu 700 kişiyle yapabiliyorsanız ben sizi tebrik ederim. Şu şeye geleceğim ama spor faaliyetlerine geleceğim. Önce şunu söyleyeyim. Küçükçekmece. Çok güvenilen. Bildiğimiz bir kurum tarafından spor konusunda 5. yılın sonunda birinci gelmiştir. En çok sporun ve en iyi sporun sistemli bir şekilde yapıldığı yer olarak Küçükçekmece İstanbul'daki 39 ilçe içerisinde birinci olmuştur. Bunda lütfen not alıp takip edin. Bunu söyleyeceğim diyeceksiniz. Başka yerden de yapabilirsiniz de. Ya bu sizin kendi firmanız. Ya firma değil bu. Ajans. İstanbul Planlama Ajansı yapıyor bunu. İstanbul Planlama Ajansı'nın kim olduğunu söyleyeyim size. Yapmış olduğu anketler 31 Mart yerel seçimleri için yaptığı anketler %100 isabettir. Bak %99.9 demiyorum. %100 isabettir. Ve İstanbul'da Küçükçekmece'den başka 26 tane daha, 25 tane daha Cumhuriyet Halk Partili belediye var ya. Dolayısıyla birinci sıradadır. Bunu bakmanızı isterim. Bu Afet İşleri Müdürlüğü ile ilgili sırasıyla gidiyorum. Başka arkadaşlarımız da değindi buna. Bu müdürlük kurulmadan önce bu personeli destek hizmetlerindeydi. Onun için görülmüyordu. Destek hizmetleri içerisindeydi. Ne zaman ki müdürlüğün bu şey üzerinden gelince tabii ki görülmeye başladı. Bunun bütün takibini de artık yapmak oldukça kolay. Şimdi hakikaten haklı olarak bazı etkinliklerin ve bazı gezilerin yapılmayışından rahatsız olduğunuz ve yapılması gerektiğini, yani Çanakkale'nin, yani Ankara'nın, yani bazı yerlerin hakikaten gezilip görülmesi gerektiği konusunda yeni şeyleri göremediğinizden bahsettiniz. Tasarruf tedbirleri içerisinde var. Daha fazla bunu aşmak istemiyorum. Cadde ve sokakları yıkanma işi, cadde ve sokaklar gerçekten olduğundan, geçmişte olduğundan çok daha fazla yıkanıyor. Bana bu konuda hiç de şikayet gelmiyor. Hakikaten gelmiyor. Çok samimi söylüyorum.
bir şeyimiz yok. Gençlik Spor Müdürlüğü faaliyetleriyle ilgili eleştirilerimiz oldu. Spordan faydalanan öğrenci sayısı 3.750. Sadece öğrenci sayısı 3.750. Bilgi evleri 28.300. Özlem Başkan, bilgi evlerinin başarı oranı %97. Ben rakamı veriyorum. Siz not alın. Lütfen bunu araştır. Lütfen araştır. %97 başarı oranı ve oradan istifade eden 28.300. Sizin 0-0-0-0 dediğiniz şey 2025 yılında değerlendirmeye alınacağı için orada sıfır görünüyor. 2025'te değerlendirme alacak. Artık 2026'da 25'e göre değerlendirilecek onlar. Yani 2025 yılında yüzde şu kadardı, neden 2026'da düştü ya da neden bu kadar oldu diye o değerlendirmeler ondan sonra olacak. Şimdiye kadar onlar değerlendirmeye alınmadıkları için sıfır görülüyor. Gençlik Merkezi'nden 1100, e-spordan 2000 küsur kişi kayıtlı olarak istifade etmektedir. Kayıtlıdır onlar. Yani bunları belediyemizin her türlü şeylerinden görmeniz mümkündür. Kayıtlı sporcu bunlar. E-spordan, yanlış söylemedim, 2000 küsur, Gençlik Merkezi'nden 1100 çocuk, üniversitesinden Çocuk Üniversitesi sitesi 6180. Bilgi evleri 28.300. Spordan faydalanan öğrenci sayısı 3.700. Ben rakamları söylüyorum. Lütfen not alın. Kayıtlara geçsin diye söylüyorum. Onun için bunları tekrar konuşmamız bana göre çok uygun olmuyor. Yani Çekmece'nin personel sayısı neden bu kadar fazla diye ben geçen dönemde anlattım bunu. Bir öncekinde de anlattım. Anlatıyorum size. Görev aldığımızda rakam şuydu. Şu anda rakam bu. Aradaki fark 700 küsur. 50 oluyor. Şimdi neden böyle? Söylüyorum 400 kişi projeden dolayı bir mavi ay projesi vardı. Bundan dolayı 400 kişi Küçükçekmece Belediyesi'nde maaşını iş buradan alarak çalışıyordu. Biz devraldıktan sonra o projeyle ilgili yenileme yapılmadı, sözleşme yapılmadı. Biz onları ne yaptık? Temizlikte çalıştıkları için hemen işe almak zorunda kaldık. Otomatik 400 kişi arttı zaten. Mesele odur. Devam edelim. Şu afet konusunu bir iki arkadaş söyledi afetle ilgili. Afet arama kurtarma malzemeleri konusu işlendi. Söyleyeyim size. Elimizde tüm afet ve olaylarda kullanılmak üzere yeteri kadar malzeme ve ekipman vardır. Yanılmıyorsam 2023'te 15 milyon TL'lik malzeme alındı. 2023'te. Bunlar hepsi duruyor. Eğer bir yerde gözükmüyorsa sizin haklısınız derim. Maddi bir hatadır. Yani bir hatadır o zaman yani. Görüşme. Bakın bunlar biliyorsunuz iki ekip var. Bir tanesi Afrin'dedir. Deprem bölgesine de gönderdik. Hatta ikincisi tamamlandı mı Afrin'desi? Tamamlanmak üzere. İkinci ekip ikisi. Daha bir hafta oldu falan. Bir hafta herhalde. Çatalca'da kaybolan o 65 yaşındaki kadını bizim ekibimiz buldu. Gönderdik ve Küçükçekmece'nin ekibi buldu onu birkaç gün sonra. Dolayısıyla yani ekibi kurmuşsun insanlar var ama onun kurtarma bilmem ne yapma ekipmanı yok. Öyle bir şey yok. Vardır yani bir yanlış olmuş. Birbiri biliyorsunuz özellikle İstanbul içerisinde Yeşilköy'e gitti. Bir yere daha gitmiştim unuttum ben.
ekip ve ekipmanıyla olaylara ilk müdahaleye giden müdürlük bizim müdürlüğümüz. Arama kurtarma ekipleri sadece akredite olmuş diğer müdürlükteki personeli bize veriliyor. Akredite olması lazım bu şeylerin verilebilmesi için. Bunları da geçtikten sonra okullara hizmet verilmiyor dediniz. Ya bu beni gerçekten üzer. Küçükçekmece tarihinin en fazla hizmeti benim belediye başkanlığım döneminde yapıldı. Ben 2019'da okulları boyamaya başladım. Oysa zaten 2019'da devralmıştım Küçükçekmece Belediyesi'ni. O okullar boyaya bilmem nereye ihtiyaçları yoksa ben onların boşa, parayı boşa gitsin diye başladım. De uzun süredir bakılmamıştım. Sadece 113 tane okulu kayıtlarda var. 2019 yılında boyadık biz. İçerisinden 10 tane falan fark eder. İç dış olmayan. Sadece dıştır, sadece iştir ama geri kalan. 100 tane okulu 2019 senesinde boyadık biz. Ve okullara yapılacak olan yardımlarla ilgili ya en son tartışılan, bir haftadır tartışılan bir mevzu var. Hepimiz biliyoruz. Okullara temizlikçi gönderilmeyecek diye. Daha yeni genelge geldi. Genelgede belediyeler okullara temizlikçi personel göndermeyecek genelgesi daha yeni geldi. Biz onu nasıl veririz? Çocuklarımız daha temiz ortamlarda nasıl okurlar diye, nasıl bunları bu şey deleriz diye onun düşüncesi içerisindeyiz. Bunu yapmaya çalışıyoruz. Genelde burada. Dolayısıyla keşke hakikaten okulları bugün konuşuyordum ben arkadaşlarla. Ya okulların bu işlerinin tamamen yerel yönetimlere bırakılması gerekiyor. Çocukların daha iyi eğitim alabilmesi, daha verimli, daha güzel ortamlarda, daha çağdaş ortamlarda eğitimlerini alabilmesi açısından yerel yönetimlere bırakılması gerektiğine inanan ve bu konuda iddia eden birisi. Şimdi şu ek bütçe, ek bütçe. Cengiz Bey, siz söylediniz ek bütçeyi. Beşin içerisinde bir defa ek bütçe yaptık. Her yıl ek bütçe, ek bütçe diyorsunuz ama biz bir defa yaptık ek bütçe. Daha önceki yıllarda yapmadık. İlk ek bütçe talebimiz, ilk ek bütçe yaptığımız 5 yılda bir defa yaptık. Yani sizin söyleyişinizden bilmeyen insan için ya her yıl ek bütçe yapıyorlar gibi algıladım. Ben öyle anladım yani. Ama 5 yılda biz bir defa ek bütçe yaptık. İki taş borçları. Sırayla gidiyorum. Karışık gibi görünmesine rağmen sizin söylediğiniz sıraya göre gidiyorum. İki taşı borçları. Ben her bütçede, her bu kürsüye çıktığımda iki taşın borcunu belediyenin borcu olduğunu söylüyordum. Sosyal güvenlik kurumuna olan ama KİTAŞ hesaplarında görünen ki doğal olarak öyle olması gerekiyor. Bu borcun tamamının belediyenin borcu olduğunu söylüyorduk. Şimdi yapılan işlem budur. Belediye borçlarına karşılık sosyal güvenlik borcuna karşılık ki bunu kendileri teklif ettiler. Yani bu var. İlk defa da yapılmıyor. Sürekli yapılan bir olaydır. Vergi borcuna karşılığı olmuştur, sosyal güvenlik borçlarına karşılığı olmuştur. Dolayısıyla bir arsayı belediyemize ait arsanın takas yöntemiyle borcumuzun kapanmasını sağladık. Arkadaşlar bir şey söylemek istiyorum. Ya bu arsa eğer ben ki Allah korusun asla öyle bir şey yapmam. Asla öyle bir şey yapmam. Arsayı herhangi bir şahsa, herhangi bir müteahhite satmadık ki. Hiç aklımdan bile geçmedi.
İsterse bunun iki kat fiyatını versin, gene satmazdı. Gene satmazdı. Değerinin iki katını versin, asla satmazdı. Onun arkasından başka şeyler çıkar. Ama biz, devletin bir kurumu, devletin başka bir kurumuna burcundan dolayı arsa katası yaptık. Bu çok rahatsız edici olmaması gerekirdi. Kaldı ki 2018 yılında gene burada bu salondaki mecliste buranın satış kararı çıkmış. Satış yetkisi verilmiş. Aynı arsa 62 milyon küsürlü bir rakama. Onun hiç çıkmamış. Kararlar burada. Bu meclise alınan karar burada. O dönemdeki meclis üyelerimiz herhalde biliyorlardır. Zamanınızı almasın diye okumuyorum. Karar burada, sayısıyla her şeyinde burada. 62 milyon küsür fiyatı var. O fiyata satış izni verilmiş. Alıcı bulunmuş. Alıcı bulmamış. Şimdi ben gerçekten şeyi anlayamadım. Bu Sosyal Güvenlik Kurumu'nun Küçükçekmece Belediyesi'ne kıyağını anlayamadım. Bu doğru olmadı. Ne kıyağı yapacak bana ne? Devletin bir kurumu. Bizim o şeyle şöyle derler. Bu cebinden öteki cebine verir buna. Ne kıyağı yapacak bana? Böyle acayipmişiz. Gelmişler. Devletin değer tespit komisyonu bir değer biçmişler. Kaldı ki bizim istediğimizde vermediler ya. Yani. Biz daha çok fazlasını istemiştik yani. Bizim arsamız değerliydi. Bu vatandaşın Çekmece Belediyesi'nin arsası gerçekten değerliydi. Bizim istediğimizi vermediler. Onlar kendileri iki kurumdan, hem Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan geliyor, hem Milli Emlak'tan geliyor. Onlar geldiler, verdiler ortaklaşa bir karar verdiler, bir fiyat biçtiler. Bu fiyat üzerinden işlemi yaptı. Borcumuzu kapatmak üzere. Devlet böyle yürüyor. Bunu sadece yapan biz değiliz. Şu anda Sosyal Güvenlik Kurumu'yla bu işlemini yürütmek üzere müracaat etmiş onlarca, sadece İstanbul'a söylüyorum. Onlarca belediye var. Aynı işlemleri yapacaklar. Biz biraz daha hızlı yapmış olabiliriz. Ama bu kıyak değil. Kıyak sanki fiyatı fazla vermişler gibi falan filan oluyor. Olmaz. O kurumu da vermiş. Efendim? O kurumu da vermiş. Yani öyle bir şey yok canım ya. Verebilir mi öyle bir şey? Ya keşke verseydi ya. Bizim 1,5 milyon istedik. 100 bin lira istedik metrekaresine. Böyle yazık ama vermediler. O kurumlar devletin kurumları. Tecrübeli kurumlar. Bu işleri çok iyi bilen, çok iyi yapan kurumlardır. Onun için o kurumları da zan altında bırakmamak gerekiyor. Devam edersek, bir yerlerin başarılarını söyledim. Eğitime verilen desteğin ne olduğunu söyledim. Bu gölün temizlenmesi işi, kardeşlerimizin, arkadaşlarımızın gölün temizlenmesi işi 25 yıl sonra akıllarına geldiyse ben buna katılıyorum. Tebrik ederim. Benim özel bir durumum var. Küçükçekmece gölüyle ilgili çünkü. Anılarım var, hatıralarım var. Evet var. Keşke öyle olsa. Ama emin olun sizi rahatlatır mı bilmiyorum. Ben bununla ilgiliyim. Yani belki devlet, büyükşehir işbirliğiyle, yani bakanlık ve büyükşehir işbirliğiyle gölün kurtarılması mümkün olabilir. İlgiliyim. Daha doğrusu bu kurumları oldukça fazla zorladığımı söyleyebilirim. Bak Asem bir başka yerden de geldi.
mecbur tutmuyor okullara. Şunu yapacaksın, bunu yapacaksın diye. Beni vicdanım mecbur tutuyor. Azimeler de öyle. Biz azime yapacağız diye bilgi hizmetleri içerisinde böyle bir madde yok. Böyle bir şey yok. Biz yapmış olduğumuz büyük hizmet binalarının içerisine aile sağlık merkezleri koyduk. O çok amaçlı binaları zaten yapıyordu. Yani Yeşilova'da ve Yarımburgaz'da yapmış olduğumuz aile sağlık merkezleri bu amaçla yapılmıştır. İçerisine onu da koyduk. Proje içerisine koyarak yaptık. Yoksa başka bir mahallede, Ferişakmak Mahallesi'nde ya böyle bir şeyimiz yok. Muhtemelen Ferişakmak Muhtarı'nın gereksiz başka bir amaçla acaba niyetiyle yaptığı serseriş olsun. Orada bir yer var. O yer biz aile sağlık merkezi yapacağız. Ama bu ne mecbur olduğumuz için ne de Ferişakmak Muhtarı istiyor diye. Öyle bir derdimiz yok. Muhtar gitti milleti kandırdıysa orada. Ben buraya duydum ve bir yerden aile sağlık merkezi yaptıracağım, yapacağım diye onu bilmem. Bu işi yapar mı yapar? Bak orada söylüyor. O kadar da Mertçe söylüyor. Yapar mı yapar? Doğru değil. Sarmışız. Günü geldiğinde, zamanı geldiğinde, diğerleri nasıl yaptıysa oraya da bir aile sağlık merkezi yapacağız ya da birilerine yaptıracağız. Bir bağışçı bulup, bir hibeci bulup yaptırabiliriz. Zaten yaptırdığımız binaların önemli bir kısmını da böyle yaptık. Böyle yaptırdık. Haklarda kamera yok. Ben olduğunu biliyorum. Kameraların olduğunu biliyorum. Kayıtlarda olmamış olabilir. En son kaymakam bir ricası. Ya 16 tane mi neydi? Hatta kamera yok. Bunları da tamamlar mısınız diye benim önüme böyle bir teklif geldi. Talimat verdik. Onlar da tamamlandı diye biliyorum. Hemen buradan çıktıktan sonra Bahçeler Müdürümüzde parklarda kameraların kaç tanesinde olup olmadığını bilgisini alacağım notlarımda duruyorum. Bir diğeri vatandaşın memnuniyet oranlarından teşekkür ederim. O zaman çok teşekkür ediyorum. Vatandaşın bazı şeylerde belediyeden ve belediye çalışanlarından memnun olmayışını bildirmeniz bizim için değerlidir. Biz bunu mutlaka dikkate alacağız. Özür dilerim. Kısa süre önceki bir anketten bahsedeceğim size. Genel memnuniyet oranlarını ifade eden Perişleri Müdürlüğü'nden anket yapılan kişi sayısı 621 kişiye sorulmuş. %91'i memnun. Özür dilerim. 684 kişiye sorulmuş. %91'i memnun. %9'u yani 51 kişisi memnun değil. Bu Mayıs ayının bilgisi. Peki Haziran ayında aynı feneşleriyle ilgili ne yapılmış? 415 kişiye sorulmuş. 380'i memnun. 25 kişi memnun değil. Memnun olmayanların %8. Memnun olanların %92. Temmuz ayında buna yakın rakamlar. Hepsi bunlara yakın rakamlar. Başka bir müdürlükten de örnek vermek için zamanı iyi kullanmak adına geçiyor. Kadın Aile Hizmetleri Müdürlüğü ki sizin şeylerinize geçti bu
söylemlerimizde. Anket yapılan kişi sayısı 1.266. Mayıs ayından bahsediyorum. Memnuniyet %98, 1.246. 16 kişi memnun olmadığını ifade etmiş, yüzdesi 2. %2. Haziran ayında 478 kişiye sorulmuş. 466 tanesi memnun demiş %97. 9 kişi memnun değilim demiş %3. Devam ediyor böyle %1'e kadar inelim var. Memnun değilim diyenlerin %1 oranları var. Bir başka çok konuşulan, acaba öyle midir değil midir diye zaman zaman bizim kendi içimizde de eleştirilere maruz kalan Kitaş'tan bir örnek vereceğim. Anket yapılan kişi sayısı Mayıs ayında 97 kişiye sorulmuş. 71 tanesi %70 oranında memnun. Haziran ayında, Haziran Temmuz gittikçe bu sayılar düşmüş. Haziran'da %84 memnuniyet, Temmuz'da %98 memnuniyet, Ağustos ayında %63 memnuniyet, Eylül ayında %60 memnuniyet oranları olduğunu söyleyebilirim. Eylül ve Ağustos aylarının memnuniyet oranlarının düşmesinin sebebi bir yıl sonra yapılan zamlardır. Ürünlerin fiyatlarına zam yapıldı. Memnuniyet oranlarının düşmesinin sebebi budur. Bir iki tane daha almak istiyorum size. Bunlar çok uzun. Parkla bahçelerin ürünü. Anket yapılan kişi sayısı 403. Anket yapılan, yani soru sorulan kişi sayısı 1907. Memnunum diyenlerin oranı 1880. Yani %99 memnuniyet oranı var. Haziran ayında 1147, memnun olanların sayısı 1129, yüzdesi 98. Temmuz ayında 1306, memnun olanların sayısı 1287, yüzdesi 99, 99, 94 gibi devam edip gidiyor. Devam edersek, kalorik kentsel dönüşüm alanı sordunuz. Gerçekten haklısınız o konuda. Dönüşümle ilgili belediye kendi üzerine düşen bütün görevleri yaptıktan sonra sizin de bilginiz dahilinde konu bakanlığa gidiyor. Bakanlıktan gelen onay 06-08-2024. Yani o 3-4 yılı 4 yıl önce Kiptaş'tan yapmış olduğumuz o protokolü süresi bakanlık sayesinde uzamıştır. Geniş tarihini söylüyorum, 06-08-2024, 2 ay önce. Peki 2 aydır bir işlem yapıldı mı? Maalesef bu sefer de tapu dairesindeki ağırlığa, hatallığa takıldık. İşimizi ne yazık ki hızlı yapmıyorlar. İşimizi gününde ve hızlı bir şekilde yapacakları zaman da çok yakın. Gençlere balık tutmayı öğretmemiz lazım. Ama ne yazık ki bu ülkeyi yönetenler ya onlar da balık tutmayı bilmiyorlar ya da bilerek öğretiyorlar. 25 yıldır istekli olarak bu ülkede işsizlik oranı artmaktadır. İşsizlik oranları sistemli olarak bu ülkede artıyor. Bir diğeri, değerli kardeşim, şöyle bir yapsak diye düşünüyorum, acaba 31 Mart 2024'te siyasi
ağırlıklı olarak AK Partili kardeşlerimizin göremediklerini vatandaş gördü. Vatandaşı tebrik ederim. Vatandaş gördü. Biz bu hizmetleri neden görmüyoruz diye. Acaba vatandaş hizmet almadığı kişilere mi oy verdi ya? Böyle bir şey olabilir mi? Dolayısıyla o hizmetleri görüyorlar. Bitiriyorum. Yol ve kaldırımlardan bahsettiniz. Yol ve kaldırım çalışmaları devam etmektedir. Toplu olarak birinci 5 yıl, ikinci 5 yıl, hatta bir önceki 5 yılı alarak ne kadar eksik yapılmış, ne kadar asfalt dökülmüş, toplu olarak bunu yıldan yıla farklılık gösterebilir. Ama siz bir yıl önce eksik yaptığınız, az yaptığınız şeyi bir yıl sonra o açığı kapatabilirsiniz diye düşünüyorum. Bunları çıkartabiliriz. Bu Malkalı metro istasyonu hakikaten bizim de derdimiz. Çekmece'de Malkalı metro istasyonunun açılmasını ve faaliyete geçmesini, kaldı ki faaliyete geçiyor. İstasyonlar geliyorlar. Şimdi bu tarafa doğru. Ama bu istasyon, bu metro hattı 2018 yılında durduruldu. 2018 yılında iktidarda Cumhuriyet Halk Partisi. O zamandan beri bu hattı kredisini alabilmek için Ankara'dan izin bekleniyor. Kredi alabilmek için Ankara'dan izin bekleniyor. Dolayısıyla bunu söylerken sizlerin yardımcı olmanız gerekir. Bu krediyi vermeyenleri biraz da onları zorlayacaksınız. Onlara Çekmece'li bu hizmetten faydalanamıyor. Bu haklar oradan başka şehre, oradan bir başka yere, bir başka yere gidecek. Sadece Çekmece'li kendi içinde ring yapacak hatlar değil bunlar. Dolayısıyla vatandaşın hizmet alamayışını da dikkate alarak bize yardımcı olmanızı istiyorum. Katı atık projemiz. Bu bir proje değil. Bu bir talep. Hizmet karşılığında hizmeti alan kişiden ücretini talep etmek. Kan ne zaman çıktı? Ya da kim çıkardı? Adalet ve Kalkınma Partisi bu yasayı çıkardı. Şimdi yakın bir tarihte meclise geldi. Meclisten yetki istendi. Katı atık ücretini vatandaştan talep edilmesiyle ilgili. Bunu eleştiriyorsunuz. Ama geçmişte siz bu şeyi meclisten çıkarmışsınız. Meclisten geçmiş bu. Sizin yönetiminiz tarafından, yani AK Partili belediyeler tarafından, belediye tarafından, başkan tarafından meclisten katı atık ücretini hizmeti alan tarafından ödenmesiyle ilgili geçmiş. Bunu talep etmişsiniz. O dönemde grup başkan vekilimiz İbrahim Yılmaz Bey şerh koymuş. Sonra şerhi iki grup arasında anlaşma sağlanmış, şerh kalkmış ve oy birliğine geçmiş. Yani Cumhuriyet Halk Partisi grubu o tarihte de dolmuş yapmış. Alınması gerekir demiş, ters bir şey yapmıyoruz. Yanlış bir şey yapmıyoruz biz. Biz olur demişiz, o tarihte olur demişiz. AK Parti'nin getirdiği şeye. Şimdi de talep ediyoruz, o tarihte de oy birliğiyle oy vermişiz. Bakın, bizim talep tarihimiz 06.09.2024, karar tarihi, talebi yansıyordu, karar tarihi.
06.01.2012 karar tarihi. Yani AK Parti uzun teklif metni, uzun. Bunu çok anlatmama gerek yok. Sadece şurasını okuyayım size. Küçükçekmece Belediye Meclisi'nin 5. dönem 3. seçim yılı 2012 senesi Ocak ayı meclis toplantısının 06.01.2012 tarihli 2. birleşiminde 2012 yılı emsal katı atık ücret tarifesine ilişkin İşletme Müdürlüğü'nün 02.01.2012 tarif ve bilmem ne sayılı teklifiyle Hukuk ve Tarife Komisyonu ortak raporu görüşüldü. Verilmiş. Sonra Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı Vekili grup adına şart koymuş. Ve sonra da aynen şunu demiş bakalım. Konuşması. Tutanaklarından okuyorum. Sayın Başkan, değerli meclis üyesi olan arkadaşlar, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sayın Başkan, komisyon raporlarından 9. sıradaki evsel katı atık ücret tarifesinin tarifesi üzerine söz almış bulunmaktayım. Daha önce meclisimizde getirmiş olduğunuz önergeyi Cumhuriyet Halk Partisi grubumuzda çok uygun görmemişti. Komisyon raporunu uygun olmadığı için geri çektiniz. Bugünkü gündem maddesinde bizlerin de öngördüğü durumda olmuş gibi bir uygulama gördük. Hem vatandaşlarımızın eşit şekilde ücret ödemesi hem de belediyemizin hizmet açısından çalışmasını göz önünde bulundurarak Hukuk Komisyonu üyesi olan arkadaşımızın yazmış olduğu kısmı şerhi kaldırıyoruz. Bunu oy birliğiyle geçmesini arz ediyorum, saygılarımı sunuyorum diye bir konuşma yapmış ve oy birliğiyle bu karar meclisten geçmiş. Ya yetmedi, birçok AK Partili belediye var bu kararı geçirdi. Meclisten bu yetkiyi aldı. Birçok AK Partili belediye var. İSKİ'ye sunmak üzere. Biz aramızda konuşuyoruz belediye başkanlarıyla. Ne yapmamız gerektiğini, bunun alınamaması gerektiğini, karar yanılmıyorsam 2010'da çıkmıştı kanun. Ama ondan sonra Bursa'sından İzmir'e kadar birçok büyükşehir belediyelerinde o dönemden beri alındığını biliyoruz. İstanbul bu konuda biraz siyasi davranmış, İSKİ onunla ilgili şey çıkarmamış, alınan kararlarda bu şekilde sessiz kalmış. Yoksa yapılmayan bir işlem değil, bir hizmet veriliyor. Hizmetin karşılığını, onu daha iyi hizmet verebilmek için isteme bu vatandaşın hakkı. Gençlik Spor Müdürlüğümüzün bir notu var önünde. Buna da haksızlık yapmamak adına notu okumak istiyorum. Bizim dönemimizde gençlik merkezi, e-spor merkezi ve statlar yenilenmiş, yeni antrenman sahaları yapılmıştır. İstanbul Planlama Ajansı, onu ben söyledim. Bu sene içinde, sadece bir yılda bu spor tesislerinden 3750 gence spor malzemesi dağıtılmıştır. 3750 gence spor malzemesi dağıtılmıştır. Kulüplere nakdi yardım dışında servis araçları, antrenman sahaları, malzeme yardımı ve bardak su gibi destekler veriliyor, verilmeye devam edecek diye spor müdürlüğünün bana göndermiş olduğu nottan bahsettim size. Bu gelirlerle ilgili bir sorunuz oldu. Bunu gelirin düşük olduğunu ifade ettiniz. 6 aylık gerçekleşmesi sizin söylediğiniz doğrudur. Gözükmüyor. Yani orada raporlarda 6 aylık gözükmüyor. Artık size ikinci 6 aylık dönemde yıl sonu
tahminimiz %90 civarında olacaktır. Bunu da kayıtlara geçebilirsiniz. Son olarak bitirirken, şimdi mevzuat gereği bu iki taşı çok konuşuluyor. Ödenmeyen sosyal güvenlik primleri gider yazılmıyor. Ödemediği için gidere yazamıyoruz. Ödendikçe ancak gidere yazılıyor. Takas yapılan bedel iki taşın cari hesapları hesap alacağından düşürdükten sonra iki taşın böyle abartılı bir borcunun olmadığını herkes görecektir diye sizlere ifade edeyim. Bazı arkadaşlarımız, bunlar benim muhatabım olmadığını da bilerek söylüyorum, kendi siyasi ikballeriyle ilgili Cumhuriyet Halk Partisi ya da beni bu işin içerisinde karıştırmasınlar. Ve siyaseti de siyasete başladığı günü milat saymasınlar. Geri kalanını hatırlatırız. Siyasete başladığı günü milat sayıyorsa ben kendisini hatırlatayım. Böyle zaman zaman erken kalkıp bir şeyler yazmaya, çizmeye çalışıyor. Çok ilgili değilim. Bana da gel getiren arkadaşların şeysini de söylüyorum. Eğer bu kadar hassassa, eğer bu kadar vicdanlıysa, bence biraz bu ülkedeki yoksulluğu da yazısında göreyim. İşsizliği yazsın. Hukuksuzluğu yazısında göreyim. İcra dosyalarını yaz. İhlasları yaz. Avrupa'nın en pahalı ülkesi olduğumuzu yaz. Bahsettim size. Kadın ve çocuk cinayetlerini yazsın da görün. Bu ülkede dış politikayı yaz. Katil sizde, kardeşim sizye nasıl geldiğinizi yaz. Ya da katil Esed'den kardeşim Esed'e nasıl geldiğimizi bir yazsın da hepimiz okuyalım. Ülke mafya ülkesi haline gelmiş. Aşağıları televizyon izlemeye korkmaya başladık artık. Bu ülke bunlara hak etmiyor. Eğer siyasetle bir şeyle ilgiliysek bizim sorumluluğumuzdur. Bunları irdelemek, bunlara çözüm bulmak zorunda olduğumuzu ifade etmek isterim. Bir kenara çekilemeyiz. Ülkede mafyalar çift atıyor. Mazlum, yurtsever, vatandaşını korumaya çalışan, ülkesini korumaya çalışan, bayrağını korumaya çalışan gazeteciler değil. Eğer bu vicdanlara sığıyorsa, ben buna söyleyecek bir şey diyemem. Vicdanımıza sığdırabiliriz. 60 hanelik bir köyde 8 yaşındaki kızı 45 gündür kim öldürdü diye bulunamıyorsa, koskoca Türkiye bunu bulamıyorsa, bu düşündürücü değildir. Biz bunu yok sayacağız. Ankara'nın ortasında bir siyasi partinin en önemli adamlarından bir tanesi gün ve gündüz kameraların arkasında önünde öldürülüyorsa biz buna seyirci mi kalacağız? Haksız yere, hukuksuz yere düzmece hukuk davalarıyla 7 yıldır, 8 yıldır içeride tutulan insanlar, özgürlükleri kısıtlanmış bu insanlar içeride dururken ülkemizi mafya cennetine döndüren, en itibarlı, İstanbul'un en itibarlı ilçelerinin sokaklarında hesaplaşan kişiler, ya yeşil pasaport sahibi be, bunu vicdanınıza sığıyorsa sığdıralım. Sığdıralım.
senden benden korkmuyor. Türkiye'nin hukukundan korkmuyor. Hiçbir şeyden çekinmiyor. Hesaplaşmasını devlete de bırakmıyor. Hiç kimseye bırakmıyor. Kendisi hesaplaşıyor. Sokağın ortasında hesaplaşıyor. Sonra da bakıyorsun yeşil masalaktan bir başka yere gitmiş, Türkiye'den kaçmamış ya. Türkiye'den kaçmamış. Tekrar gelecek. Bizim vicdanımızın gerçekten sızlaması lazım. Siyaset her şeye kadir değildir. Adına siyaset değil, bir takım hukuksuzlukları bir takım haksızlıkların arkasına sığınmayız. Siyasetin o kadar güç yok. Senin, benim, ülkenin, haysiyetini, şerefini, namusunu, bayrağını yok sayacak kadar ileri gidemezler. Gidemezler. Bunun bahsisi yoktur. Bu ülke hepimizindir. Sahip çıkmak hepimizin en doğal hem görevidir hem borcumuzdur. İtalyan mafyası, Sibirya mafyası, bilmem nerenin mafyası, 30 kilo, 40 kilo, 1 ton uyuşturucuyla yakalanacaklar ama ceza alacaklar. Ya ton daha fazla da canım sıkılıyor, söyleyemiyorum. Bu nedir ya? İlkokullarımızın önüne kadar, ortaokuldaki çocuklarımızın önüne kadar, kapılarının önüne kadar. Ben kızıyorum bazen, neden bu çocuklar, anneler babalar tam da çocuğu okulun içine sokacak, oradan alacak diye uyuşturucu çetesinin eline düşmesin diye korkuyorlar. Biz bunları hak etmiyoruz. Sokağa da yapılır, sokağımız da eksik kalsın, parkımız da eksik kalsın ama yok olmaya tutulan ahlakımız, namusumuz, çocuklarımız lütfen bize kalsın. Lütfen bize kalsın o çocuklar. Bütçemizin, stratejik planımızın önce ülkemize, insanlığa ve küçük çekmecemize hayırlı olmasını diliyorum. Hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bize rehber olmasını ve aslında verilen hizmetleri sonuna kadar hak eden bu temiz topluma hizmet etmeyi hepimize nasip olsun istiyorum. Bu bir nasip meselesidir. Bize de nasip olsun. Hizmet edelim. O iddia isteyen akşam çocuğuna yedirecek kadar evinde bulguru, pilavı ya da makarnası olmayan insanlara eğer bir gün dahi bir nefes fazladan alacak kadar yardımcı olabiliyorsak çift olmalıyız. Görevimizi yaptığımız kanaatindeyim. Herkese hayırlı olmasını diliyor. Yüce Meclisimizi ve toplantımızın başlarından beri bizleri izleme nezaketini gösteren küçük çekmeceli değerli hemşerilerimizin hepsine teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum.